Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdiğini ifade etmiştik. Evet. Tabii Trump dönemiyle birlikte özellikle Suriye'nin kuzeyinde o örgütlenmiş yuvalanmış terör örgütü PKK YPG PYD yönelik bir operasyon olabilir mi? Bir harekat gerçekleştirilebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuda da söylüyor. Biz terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız. Sınırlarımızın ötesinde sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu konuda ne kadar net, ne kadar kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşımımızı, bu tarzımızı, hedeflerimizi net bir biçimde anlatırız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği bir yapılanma olduğunu Söyledi ve o yapılanmanın yani PKK'nın Suriye uzantısı YPG, PYD'nin orada bir işgal faaliyeti yürüttüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bölgeden terör örgütünün temizlenmesi noktasında Suriye açısından da kritik bir süreç yaşandığını ifade etti. Suriye'deki iş savaş komşumuzun topraklarında derin bir istikrarsızlığa neden oldu değerlendirmesinde bulundu. O istikrarsızlık da işte terör bataklığının oluşmasına yol açıyor. Biz de o terör bataklığını kurut, e, kurutmak için gerekli adımları gerektiği zaman açı, e, atacağız dedi. Amerika'nın Suriye'den çekilmesini oluşturacağı yeni duruma da mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Milli güvenlik e, güvenliğimiz her şeyden önce gelir. Ve bu her konunun üzerindedir. Bu konuda da Rusya ile görüşmelerimizi yapmak, Suriye Ile Suriye'deki bu havayı bölgenin lehine çevirme gayreti içerisindeyiz dedi e, terörle mücadele konusunda da bunun altını çizmekte e, fayda var.